Merhaba sevgili seyircilerim, değerli izleyenlerim. Arzu Balcı'yla Bir Gerçeklik Seçtik oldu programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli bir konuğum var. Ayrıca çok ilginç ve e, değişik bir konu. Numerolojiyi duydunuz mu? E, duymamış olanlarınız vardır, e, duymuş olabilirsiniz. İsim soyadımızdaki harfler belli rakamlarla ilintilendirilerek kaderimizdeki bazı olayları çözmemizi sağlıyor. Ayrıca doğum tarihinizdeki daha doğrusu atıyorum benimki 18.06.1973 bu rakamların toplamından oluşan bir takım hesaplama yöntemleriyle numaroloji uzmanları sizin e, bu hayattaki e, geliş amacınız, yaşam amacınız, var olma amacınız e, ve e, bundan sonra e, yaşam yolunda yürürken potansiyellerinizi nasıl ortaya çıkaracağınızla ilgili bir takım e, şey, genellemeler e, veya e, e, nasıl söyleyeyim onu? Öngörüler. Efendim Öngörüler. öngörümler evet evet öngörümler e, söyleyemedim. Ortaya çıkarabiliyorlar. E, hemen konuğuma dönmek <laughs> istiyorum. E, kendisi Marmaris Akyaka'da yaşıyor. E, bugün e, bizler için buraya geldi. Çok teşekkür ediyorum. Hoş, geldim Sevi Sevi Hoş geldin sevicim Sevi Doğan Gün evet. e, numaroloji uzmanı. Teşekkür ederim. E, çok çok, çok ederim. enteresan, ilginç bir rica ederim. Program olacağını düşünüyorum. <laughs> çok... e, umarım keyifle izlersiniz. Hemen evet. soruyorum sevicim. E, Numaroloji e, diyorlar. Aslında Türkiye'de çok e, yaygın bir konu değil, değil yani mi? Yeni. Daha yeni duyulmaya başlandı diyebilirim bir son birkaç yıldır evet. baya e, ilgi var. Evet. Ama, ama bir astroloji kadar değil tabii ki. Hı hı. E, daha yeni. Evet. Ee, Nedir peki? E, bize kısaca aslında... anlatır mısın? Tabii kökü ta Pisagora kadar giden yani Yunanlı filozof ve matematikçi, bilim adamı. Yani bu bir fal değil, e, bir onda anlaşalım. Asla, e, Bilimsel değil. bir konu, Kesinlikle. rakamlarla eğlenceli. Evet. Sol beyinli mühendis, doktor, hep <laughs> <Evet. gülüyor> öyle diyorum ben. Aynen. Tüm arkadaşlarımıza ve izleyenlerimize evet. de duyurulur. Aynen. E, kökü evet dediğim gibi Pisagora kadar gidiyor ve sayıların, e, harflerin her birinin bir sayıya tekabül ettiği kabul ediliyor. E, bu sayılar... Daha sonra daha diğer e, spiritüel hani e, öğretilerle de birleştirilip e, her her biri bir çakraya tekabül ediyor yani işte örneğin Arzu adının ilk harfi açılışı A ve bu birinci çakraya tekabül ediyor A harfi evet. e, ve bu harfler sahip olduğumuz zaman e, hangi çakralardan varsa o çakralardan daha e, tabi burada reenkarnasyona da inanıyor olmak gerek e, o çakralardan eee gerekli konulardan geçilmiş ruhsal yolculuğumuzda işte o tecrübeler edinilmiş, deneyimler yaşanmış. O konular o yani o konularla ilgili sınavlar geride bırakılmış diyebiliyoruz. Yani Peki inanmıyorsak yani şimdi bu hayattaki yolculuğumuza inanıyorsak sadece e, öyle de algılayabiliriz konuyu. Tabii ki ya, illa tabii tabii yani, illa buna inanıyor olmak şart değil. Yani hı inanmıyorsanız hı. da en azından bunu Bu hayatta ruh, hangi rakamlar, çakralar evet, Bu hayatta geçer. Hani sizi en çok neler zorlayacak? Bize göre hani karmik borçlu olduğumuz e, hı hı. yerler bize en çok zorlama potansiyeli olan illa zorlamaya da bilir evet. e, yerlerdir. Senin örneğinden gidelim. Evet şimdi bir e, örnekle anlatalım. gidelim diyorum sevgili izleyicilerimiz. Evet. E, Sevi ile e, daha önce ben yaptırdım kendisine e, benim ismimi, soyadımı, kızık soyadımla beraber soyadımı ve doğum tarihimi hı değerlendirmeye aldık. Kendimi deşifre ediyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> program hastasıyla <laughs> aramızda kalmıyor hiçbir şey. Gizli Memnuniyetle şey diyorum. Evet. evet, mesela Arzu Şimdi, Aladar Balcı. Balcı diye bakıldığında ilk başta birinci çakrası çok güçlü bir var ruh varlığı var karşımda. yani onu nereden yani anlıyoruz birinci çakrayı? A harflerinden. A harfi birinci evet, çakrayı temsil A ediyor. Ve S ve J harfi de ama sende A'lar zaten çok güçlü. E, bu işte çok lider bir kişiliğinin olduğunu, e, kendine güvenen, e, tuttuğunu koparan, kendine hedefler koyup bunlar e, doğrultusunda güvenle, kendine güvenerek ilerleyen bir yapın olduğunu evet, gösteriyor. Disiplinliyimdir yani. Disiplinli evet. E, i̇kinci çakradan e, eşinin soyadını alarak B harfiyle güzel bir destek almışsın. O bana çok uğurlu geldi. Çok Kesinlikle yani annelik dişilik verme alma verme dengesi empati gücü bunlar hep ikinci çakranın konuları yaratıcı gücün dişil tarafı diye kabul ediyoruz sonra e, yine bir diğer çok güçlü yönün üçüncü çakran bu da zaten işte kelimelerle e, kendini yani yaptığın mesle evet mesleğine çok uygun bir durum olduğunu gösteriyor yani nedir medya evet medya ifade Evet, sahnede olma ve ifade etme. Anlatmak, Anlatmak. yaptığın işi, evet, insanların il... işlerini. Evet. Bu sanatsal bir ifade de olabilir, evet. ee, kelimelerle de ifade olabilir ama mutlaka bir e, başkalarına bilgiyi akıtma ve kendine duygularını... Öğrendiklerini, kendini ifade etme hı hı. noktasıdır üç ve üçüncü çakran çok güçlü. Ben öğrendiğim güzel bir şeyi kendime saklayamıyorum. Hı hı. Yani e, bunu aslında bu kadar saçma diyorlar ama elimde değil yapamıyorum. Hı hı. Ben evet. bunu aktarmak istiyorum. Evet. Herkes öğrensin, herkes faydalansın. Evet. Hayat amacı şimdi isim e, biraz da i̇stiyorum. doğum tarihinden anlatayım. Mesela doğum tarihinin de hayat amacı sayısı dediğimiz bir hesaplama var. Hayat amacı sayın 35-8 yani 3-5-8 üç, diye gidiyor. Üçüncü çakra orada da kendini gösteriyor. Üç sayısının önemi, yani evet. o ifade e, ile kendini gösteren bir hayat amacı var. Onun da devam edeceğim şimdi. Yani şimdi 18 06 1973. 1973 rakamlarını toplayınca evet, 35, 35 çıkıyor. Evet, O da onu da toplayınca 8, 8 çıktı. Evet. Benim sayım 8. Evet, bunu çok basit bir yöntem. Hayat amacı sayısı. Diye hesaplıyoruz ee, ve işte her bir çakranın ifade ettiği değerler var tabii ki. Yani işte sekizin ifadesi, beşin ne ifade ettiği falan hepsini biliyor olmak lazım. Bunu yapıyoruz zaten, bunu Hı -hı. anlatıyorum. Ee, Mesela sekiz ne ifade ediyor? Sekiz başarı, tamamen güç, başarı, ihtişam, e... bolluk, bereket Bun Hı -hı. bunları temsil ediyor. Senin bu hayattaki en büyük şeyin, yani amacın gerçekten... Kendini bereketli bir şekilde ortaya koyarak, işte ifade enerjisini kullanarak, üçü evet. kullanarak e, o yüzden çok doğru bir meslek yapıyorsun onu söylemek Devam istiyorum. edeyim evet. yani. Kesinlikle devam etmelisin. <laughs> e, doğru bir yerdesin, doğru bir noktadasın. E, bolluk bereket yaratmak ama ihtişamlı ama gerçekten güçlü hissetmek. Burada 8. çakranın en önemli burada bir püf noktası vardır. Burada başarılı olmanın tek yöntemi... E, Bütünün hayrını gözetmektir. Evet. Yani sadece başarılı olmak için, sadece kişisel hırslar doğrultusunda e, kovalanan bir başarı asla bir bereket getirmez. Hayır, tek bir kişi bile zayıflasa, benim konumu biliyorsunuz, evet, ee, bilinçaltının gücü zihin programlarıyla evet. insanların zayıflamasını aracı olmaya çalışıyoruz. Evet. Tek bir kişi bile zayıfladığında ben... Artık o mutluluk seviyemi, o tatmin duygumu Hı -hı. anlatamam Hı -hı, ve evet. o kişilerin hayatındaki değişim gördükçe, e, evet, evet bunu sadece hani her zaman ücret karşılığı veya bir karşılığı olarak da düşünmüyorum. Yani bunun bambaşka anlamları var, Hı -hı. E, farklı konseptleri onlar ayrı bir konu evet. konuşuruz. Asıl tatmin yani asıl başarı insanlara dokunduğunu görmek, evet. insanların e, iyileşmesine e, bir şekilde aracı olabilmek. Evet. Bunu gördüğünüzde yani o insanın ses tonundaki o mutluluğu ya da gözlerindeki ışıltıyı gördüğünüzde zaten o en büyük tatmin yani aldığınız paranın ya da e, evet. hiçbir şeyin gerçekten yanında hiçbir esamesi bile okunmuyor. Evet. Mutluluk, e, o aracılık yani duygusu. Sekizin de e, hep söylediği budur sekizinci çakra. Sana bir güç veriyorum, bakayım bu gücü nasıl kullanıyorsun ha. der. E, i̇sminde de bu sekizinci çakranın harfleri Z, H ve Q'dur. E, o yüzden mesela iki harf olduğu için Türkçe olan Türklerde sekiz genelde daha az olan bir çakradır. Yani e, 3 gibi değildir. Mesela U, Ü gibi, L gibi. Hani hmm. üçümüz E mesela. Beşinci çarklarımız hep çoktur bizim Türklerin. E, o da e, bilinç altından şaman kültüründe olan arketip bağlantılarımız vardır. Beş Türkler, e, şamanlar, beşinci ben çakra Biraz daha değişik olmuş. Evet. Yani. Seninki farklı. Aynen. sen Senin beşin kapalı bu bu arada. Ve hayat amacı sayın 3, 5, 8 olarak 3 ile 8 birlikte beşine de hizmet ediyor aslında. Hmm. o Beşin boşluğuna. O da ne? Şimdi beşi boş olan varlıkların e, dikkat problemleri olur. Evet. Constant. Duyuyor musunuz? Bunu? Özellikle evdeki e, benimle beraber yaşayan şahıslar için <laughs> e, söylettiriyorum arkadaşıma. Ay pardon yani söylediğin için çok mutlu oluyorum. Bunu. Ben mi söyletiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Söylettiriyor. Hayır. doğru. Beşi... Dikkat problemi evet, var. Evet, dikkat dikkat dağınıklığı olur. Dikkat eksikliği. Yani bu hatta tıbbi olarak e, adı konan işte o ADHD denen o hani e, dikkat eksikliği sorunu, dikkat bozukluğu sorununa evet. kadar gider. Ee... Şey değil ama konuma odaklanmak değil. Yani bir konuyu Hı -hı. aldığım zaman Hı -hı. hayatım boyunca o konu üstüne çalışıp dikkatimi verebiliyorum. Hı -hı. Genel yaşarken yani şuraya e, Hı -hı. takılıp düşebilirim. Hı -hı. Yani buradaki bu stüdyodaki bugünkü küçük kaza gibi yani şuraya <laughs> evet, oturdum tabii. ve geriye doğru gittim ve bugün çok enteresan Büyük bir olay bu. Şu masa üstüme devrildi. Yani küçük falan, diyor ama tepeme. küçük değil. Yani. Çok şükür ölmedim. işte çekiyoruz. <laughs> ucuz atlattık. <laughs> evet. Böyle şeyler veya evet. araba kullanırken acayip yani evet. ne kadar kazan varsa 8 10 kazan var bu arada Hiç dikkat şey dağınıklığından. Evet. Yani o 5 eksikliğinden olur. Ee, çok fazla şey düşünmekten, hızlı düşünmekten, aynı anda bir, 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 birkaç şeyi birden aynı anda düşünmeye çalışmaktan olur. Evet. Bu 5'in 5'i beşi kapama yani 5. çakının borcunu ödemek için çok fazla şey yapmalıyım hissindendir. Çünkü 5 evet. Deneyim çakrasıdır. Evet. Deneyim çeşitliliği çakrasıdır. Şimdi senin ruhun e, yani ruh genel ruh varlığı eksiğini kapama amacına güder. Yani Hı -hı. ki buraya gelme amacı o. Yani deneyim evet. edineyim, Hı -hı. eksiğimi kapatayım ki hani e, bir üst seviyeye geçebileyim, borçlarımı ödeyip hani tekamül yolunda ilerleyebileyim. Burada hani ya, e, amaç budur. Yani numerolojik okuma böyle yapılıyor. Eee ben bu yaşamımda bunu giderebilecek miyim yani? Bu bence e, bence bu kadar şey aynı anda <gülüyor> <gülüyor> yapıp bir de hani şimdi şöyle gidereceksin. Neden onu söyleyeceğim? Ee, zayıflama konusunda özellikle yıllardır düz bir çizgide yani gerçekten hedefi hiç şaşmadan başka yollara çok e, Ay, şunu da deneyim bunu hayır, da deneyim demeden gittiğin için bence bu beşin borcunu kapatıyorsun yani evet, evet bu evet. disiplin yoluyla gelen odaklanma diye de hatta notum da var yani odaklılık e, e, burada esastır beşinci çakrada hı hı. odaklı kalabildiğin ölçüde borcunu ödüyorsun diyebilirim ona hı sen hı. cevap ver artık yani ne evet. kadar odaklı olduğunu evet. sen daha iyi biliyorsun yani diğer bireysel dönüşüm koçu arkadaşlarım var soruyorlar yani bizim yaptığımız şeylerden sen de yapmak ister misin yapabilirsin hı hı. Hayır hiç ilgimi çekmiyor. Şöyle ki siz çok güzel yapıyorsunuz, sizler yapın diyorum. Evet. Ben kendi güzel e, yaptığımı ya da başarabildiğimi inandığım şeye devam etmek istiyorum evet. ve bu konuda kendimi geliştirerek bu yolda daha da daimi ilerlemek istiyorum. Bu demek ki buradan kaynaklanıyor. Evet. evet. Aynen. Tamam. Ee, şimdi borçlu geldiğimiz yerlerden illa e, acı çekeceğiz. Heh. Çok zorlanırız anlamına gelmiyor. Yani bu şimdi enerji yani masa geçer <laughs> Allah korusun. Ya enerji biliyorsun nötrdür. Biz yaptığımız tercihler e, doğrultusunda onun negatifini mi pozitifini mi yaşayacağını aslında biz karar veririz. Yani bir şekilde biz seçiyoruz. Biz yaptığımız seçimlerin sonucuyuz aslında e, nihayetinde hayatta. Dolayısıyla sende de gözlemlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla ki seni çok uzun yıllardır tanıyorum evet, ve evet. E, ikimiz de hani spiritüel yolculuğumuzun ilk başından beri birbirimizi tanıyoruz. tanıyoruz o evet. yüzden hani ne kadar değiştiğini de çok iyi bilen biri ben olarak. De, ben de arkadaşımın e, değişimine e, şahidim. O noktada senin e, bu borçları hep ödemek için... E, doğru tercihler yaparak ilerlediğini söyleyebilirim. Doğru derken doğruyu da bilemeyiz ama pozitif diyeyim. Pozitif. Hı hı. Enerjinin pozitif tarafında bulunmanı hı hı. sağlayan tercihler yaptığını söyleyebilirim. Yani işte katıldığımız çalışmalar e, yaptığımız, okuduğumuz kitaplar işte sonra bundan bir birini seçip o yönde ilerlemen ee, ve diğer insanlara da hani e, yardım olacak şekilde bunu yapman, bir kere hayat amacı sayını doğruluyor. Yani hayat amacını yerine getirdiğin anlamına geliyor. Artı e, karmik olarak işte borçlu dediğimiz çakralarına 5. 6. ve 7. çakralardan borçlu gelmişsin. İşte 5'i anlattığım şekilde zaten e, ödediğini düşünüyorum, kapadığını. 6 ve 7 de sağ beyin ve sol beyin e, çakraları diye geçiyor. Ee, tepe çakra ve üçüncü göz çakrası, ee, idrak yani anın içinde aslında hiçbir sorun yok, güvendeyim, sisteme, akışa güveniyorum <laughs> dediğimiz nokta. Yedi de bu idraki alıp bilgiyle yani sol beyin bilgiyle <laughs> harmanlayıp e, şuurlu bir tekamüle varabilmek, bilinçli bir şekilde aydınlanmaya oluşturmak, oraya <laughs> varmak. Yedinci tepe çakrada da bu gerçekleşiyor. <laughs> E şimdi yine senin hayatından gidersek baktığımızda e, şöyle olman gerekirdi eğer negatifinde olsaydı yani borcu ödemiyor olsaydın. Sürekli söylenen, sürekli şikayet eden, hmm. hiçbir şekilde kendine güvenmeyen, duygularına güvenmeyen, kalbinin sesini dinleyemeyen, hep mantıklı yaşamaya çalışan, garantici hani hmm. anlatabildim mi? Bu olayın işte negatifinde olur. Sen bunlardan borçlu olmana rağmen hem doğum tarihlerinden... E, Ismini... Bu vardı ama bende. İşte, 2010 11'den önce, 12'den işte önce. İşte sonra katıldığın çalışmalar evet, ve her şey değişti. Kendin de ama bir şey yaşa. Sadece bir çalışmaya katılmakla olmaz ya. Yani o ruh varlığı hani bir şey koymuş kendine. O yılda o dönüşümü yaşayacağım Hı -hı. diye. Belki evet. de önceden bir kontratta hani. E, belli bir şeydi. Yani o o dönüşüm olmadan önce yaşadıklarının da Hı -hı. sana hizmet ettiğini e, düşünüyorum ben açıkçası mutlaka Tabii. ki e, bu dönüşüm oldu. E, bunlardan borçlu olduğun için evet o 40 işte 2011 öncesi Hı -hı. çalkantılı olabilir yani dediğim gibi işte çok söylenen şikayet eden işte hep niye ben bütün sorunlar benim mi buluyor evet, evet, diyen evet, evet. İşte, Daha da beter e, buluyordu. Çok vesvese yapan endişe altı çok. boş altısı boş olanlar olan. Halbuki aslında baktığında güzel de bir yaşamın vardı. Tabii yani hiç fark etmez ki o. sen öyle görüyorsun yani. Hı -hı. Tabii aslında ne Ama harika ben, hayatlarımız var. Ama evet. gözünün üstünde kaşın var Tabii. diye bir şey yaratabiliyor. Sonra bunun fiziksel şeylerinden de bahsedeyim. Hı -hı. E, altıncı çakra boşluğu burun tıkanıklıkları deviyasyon olarak kendini <laughs> gösterebilir. Yıllarca nefes alamadım nefessiz e. kaldım uyku e. apneleri. neleri. En sonunda burun ameliyatı e. oldukta kurt kurtuldun. <laughs> Artı göz yine bu bölge olduğu için göz rahatsızlıklarının oh, 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 oh. şeyi, Bir dizi göz Altıncı yersi. çakradaki enerji akışındaki sıkıntı bunlara sebep olur burası olduğu için. Yani şimdi ee, benim her türlü üçüncü evet. gözüm, her şeyim açıldı. <laughs> evet. Daha da açıldı. O böyle evet yani o, o, o çakradaki enerji akışının çok daha sağlıklı <laughs> olduğunu, zaten senin şu andaki hem fiziksel iyileşmen hem de e, his olarak da yani evet. kendini güvende hissetmen, evet. akışa teslim olabilmen. Yani bir sorun olduğunda bile vardır bunda da bir hayır Heh. Onu, diyebilmek. Ona geldim. Evet. Yani hep ben şunu söylüyorum danışanlarıma. Hayırlısı neyse o olsun diyoruz ve bu cümleyi çok seviyoruz. Evet. Ama sonra başımıza tırnak içinde kötü bir şey geldiğinde... Hayırlısı buymuş diyemiyoruz. Evet işte bak burası çok önemli. Çok önemli. Sevinir, aynen. Sevin bir daha söyle. Hayırlısı Hı. ne olsun diyoruz. Hayırlısı ne olsun evet. deriz hani ya laf arasın her Anneannelerde. Tabii yani küçük, küçük çocuklarda. Evet. Bu cümle aslında tam olarak spiritüel aydınlanmanın cümlesi ama olduktan sonra da bunu diyebilmek. Yani Heh. bize göre nahoş olan ya da istemediğimiz herhangi bir şey olduğunda da bunun hayırlısı olan olduğu için Evet, olduğunu idrak etmek, bunu kabul etmek ee, ve evet sabırla beklemek yani bunun hayrını da göreceğim yani ee, varsa hani bu hayatta bunu görmek nasipse bana evet. göreceğim illaki yani atıyorum şimdi <laughs> örnek vereyim ben bir kedimi kaybettim yakın zamanda çok üzüldüm yani öyle böyle değil mahvoldum kahroldum sonra bir film izlerken geldi bu bana yani. Ee birdenbire alakasız bir konuda. Yani belki de o kedi hayat o, o gün ölmeseydi oğlum onu işte atıyorum e, kurtarmak için bir dala çıkacak, oradan düşecek. Oğlum yaralanacak ve de ona bir şey. Yani mutlaka her şey bir sebepten oluyor. Kesinlikle. Bunu e, biz sol beynimizle evet. anlamak istiyoruz ama anlayamayız evet. bunu. Çünkü e, ...çok daha basit düşünüyoruz, hı hı. sol beynimizle baktığımız için olaya. Yani zamanın lineer bakıyoruz, değil oysa ki filan çok derin yerlere gidiyor çok. konu ama... Tabii e, Her şeyin bir sebebi var, bize o an çok acı da gelse kabul etmemiz gerek. Hı hı. E, bu altıncı çakranın konusu. Yani altıncı çakrası kapalı olanların bunu anlaması çok zor. Sen de işte 2011'li yıllardan önce... Ee, Yaşadığın ne varsa, bunlara isyan etmem, bundandı, Buradan borçlu gelmenden de. Yedinci çarkada da şu oluyor, bu idraki alıp diyorsun ki evet, bunu ben anladım, bundan sonra da hayata böyle bakacağım. Yani evet. ve bunu spiritüel bilgiyle birleştirip ona göre bir hayat sür sürmek ve onun bilgeliğine güvenerek hı hı. artık yaşamak, kalbin bilgeliğine. Yani kalbimizin çarptığı yere doğru yani gittiğimiz. içimin istemediği hiçbir şeyi yapmıyorum. Kalbimiz i̇şte bu. sesini dinliyor. Mesela bu. bir rahatsızlığım mı var? Ee, onu da öğrendim bu arada. Çok easy bir kadınmışım ben öyle demişlerdi bir <laughs> keresinde. Kolay. Kolay. Yani hemen kanıyorsun demeyelim de Değil. inanıyorsun e, gibi. O da e, Saf kalpli <laughs> mi yine, diyorlar, ne diyorlar? O da şuradan, onu numarolojik olarak yorumlamam gerekirse şu. Evet doğum tarihi dediği, yani doğum sayısı dediğimiz bir sayı var, bunun e, ilk açılışı sende 9. 9 da bütün sayıların e, bilgeliğini absorbe etmiş bir sayı yani hepsi var onda. Bu da çok çocuksu bir saflık yani ne, başa dönüyoruz çocukluğa hı. dönüyoruz yani en bilgi ne halimiz. Yani. Evet e, masumiyetin sayısıdır 9, bilgeliğin, e, masumiyetin, saflığın aynı zamanda şifa gücünün. Hı hı. Ve şifa dağıtıyorsun zaten insanlara şu anda. Yaptığın şey bu, ee, yani zayıflatarak. Yani ee, işte e, aracı oluyoruz diyelim. Yani zayıflayınca tabii ki bir sürü sağlık problemleri şu, de halloluyor yani. En başta ailem bundan faydalan. Tabii ki. Tabii ki. Ee, i̇nşallah sırada ben de varım. Aa tabii tabii, her zaman her zaman sevici. <laughs> ee, dokuzunda yani masumiyet dediğin o insanların seni çok çocuksu bulmaları dokuz sayısından kaynaklanıyor. Ee, yani o son nokta 9 zaten bilgeliğin ve saflığın, masumun ama müthiş bir zeka var arka planda yani dışarıdan çok masum, çok saf görünüp aslında çok... Ama çok zekiyim lütfen kaçırmayın. Yani <laughs> burada hani kin bir zekilik değil ama bu yani evet. iyi niyetli, çok kafası iyi çalışan, iyi, çok, çalışan kafası demek. Çalışan. çok <laughs> renkli bir zeka bile, renkli düşünen, <laughs> öyle. farklı düşünen, e, renkli bir iç dünya, <laughs> ben renkli bir hayal gücü. Ben çok eğleniyorum evet. kendimle, mutluyum. Ee... Sadece Aha. bu inanma kısmı geçmiş evet. yıllarda 2011 öncesi beni çok zorladı. Evet. Çünkü gerçekten herkese inanıyordum. Kötüye her kullanılır bu tabii. Yani evet. aynen çok fazla. Ee, herkese şimdi yani. ne yapıyorum? Eee tabi insan hayat da öğretiyormuş. Atıyorum bir rahatsızlığım mı var. Üç tane doktor mu öneriyorlar. Önceden ben bir tanesine gidip aman hepsi aynı şeyi yapıyor. Nasılsa hepsi iyidir deyip onunla evet. şey yapıyordum. Yola devam. Şimdi o üçüne gidiyorum. Sonra o üçünü kalbimin içine alıyorum. Hı. Güzelce böyle bir odaklanıyorum, evet. nefesimi alıyorum, şöyle bir gözlerimi kapatıyorum. Bir tanesine doğru kalbim çekiliyor. Evet. O ona işte gidip tedavi mi olacağım, ameliyat mı olacağım, ne olacaksam oluyorum. Evet. Öbürlerini de sevgiyle serbest bırakıyorum. Onlarla da Tabii gitmiş, ki. tanışmış oluyoruz evet, yani. Aynen. Evet. evet, yani bu kalbin sesini dinlemek işte tam olarak bu. Yani o yüzden dediğim gibi yani başa dönersem. Ee, enerjinin pozitif tercihlerini hı hı. hani yapıp pozitif tarafına yani bunların da borcunu bu hayatta ödeme anlamında ciddi adımlar attığını düşünüyorum yani hı hı. ruhsal yolculuğunda. Ee, senin örneğinden gidersek hani karmik olarak böyle ee, yani 5, 6 ve 7'nin borçlarını çalışmalar yaparak işte ve hı hı. bu iş özellikle medya işini yaparak ee, aynı zamanda insanlara bir taraftan yardım ederek hem evet. çok e, yönlü olup hem odaklı kalabilerek yani Hı -hı. çünkü hem çok yönlü bir tarafın var yani bir yandan bunu yapıyorsun bir yandan e, zayıflatma sayısın evet, var, e, ev hayatın var yani tabii tabii annelik, anne rolün yani, var yani eş rolün var yani o yüzden çok çok yönlü ama artı yemek aynı yapmayı zaman, falan da çok, çok seviyorum ben misafir ağırlamayı. Evet. E, hayatım e, dolu dolu yaşıyorum, tabi bazen evet. yoruluyorum ama sonra da düşünüyorum hiç şikayet etme arzusu çünkü ben bunu seviyorum. Evet. Bunu tercih ediyorum, bu Allah bir, daim etsin. Bu şekilde yani bu eksikleri diyorum. kapadığını düşünüyorum. Neden 40'lardan sonra oldu? Neredeydi? 30'larda neredeydi bu hayat? <laughs> Her şimdi bir zamanı var. Peki i̇sminin, niye? İsminin harflerinin yankılanışına göre baktığımda onu gördüm bir 40 yaşında bir başa dönüyorsun sen ile açılış yaptın A harfiyle hı hı. A harfinin bir yıllık bir bir dönemi yani ben dediğim bir dönem var tam 40 yaşında, 40 yaşında mı? Evet. evet gerçekten öyle hissetmiştim ee, herkes de mi böyledir yok herkesinki başka türlü oluyor yani hani 40 yaş e, ruhsal olgunluk diyorlar ya onun bilgisi var mı vallahi, e, işte o hormonal bir şey biraz <gülüyor> bence <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> ama e, senin durumunda şimdi herkesin isminin yankılanışına göre, farklı. harflerin yankılanışına göre farklı. Ee, kimisi bir ömür boyu adının sonuna kadar bile ulaşamayabilir. Öyle harfleri vardır ki yani hep H'ler, Z'ler, J'ler. Tabii sen e, 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 başa dönmüşsün. 40 yaşında A'ya, Arzu'nun A'sına. Ve çok enteresan asıl onu da söyleyeceğim. Tam evlendiğin sene, e, Arzu adının bittiği sene yankılanış olarak. U'nun son senesi. Hiç al, yani kızlık soyadını alamadan... Ba, e, eşinin soyadına geçmişsin yani kader kısmet evet Nos yani hayali yukarısı. <laughs> doğuştan balcı olarak gelmişsin yani hep sorayım. öyle hissediyorum evet. ben onun sebebini merak ediyordum ya insan öyle yani. kendi Gerçekten. kızlık soyadından bu kadar mı nefret eder <gülüyor> nefret <gülüyor> nefret <gülüyor> demeyelim de yani uzak geliyor sana herhalde e, şimdi e, bu Facebook Instagram gibi mecralarda herkes evet. kızlık soyadını evet. ekliyor ya ben asla kullanmıyorum hmm. sevmiyorum çünkü yani hmm. hoşlaşmıyorum o soyadından e, aslında <laughs> doğru bir darlık hissi de var ala dar. O beni 4, çok tedirgin etti. Şimdi orada bir D harfi var senin için aslında çok kıymetli ama reddetmeyeyim yani. E, tam reddetme ama ağlar da çok fazla. Ha, a ha. a a. Çok fazla bir patlaması olur sende Ben ben ben. O, evet. Bencillik. Biraz evet. Ve biraz e, orada çok aşırı baskı olursa da özgüven e, yani her şey zıttıyla var oluyor biliyorsun. Bir özgüvenin çakrası ama çok fazla üstüne basılırsa da çok özgüven hassas olabiliyor. Hmm. Yani. Ee, en ufak bir eleştiri de hemen e, güven ha, kaybı. O yüzden yaşında... mi ben küçükken çok alıngandım Ay ne, alıngan bir evet, kızdım alınganlık ben. Alınganlık ondan. 40'a <laughs> kadar anca geçti diyeyim yani. <laughs> ee, 40 yaşında öyle bir şeyin var. Yani o ben demişsin. Ve hemen akabinde de 41 yaşında 9 dönemine girmişsin. 9 yıl süren. Dolayısıyla dokuz e, dönemi de işte yukarıyla çok bağlantılı olduğumuz bir dönem. Şifa, evet. e, ilham eee tanrı deyim işte kaynak diyelim. Kaynakla çok bağlantıda olduğumuz bir dönem. O yüzden ee, böyle hissetmen normal yani. Ee, sen, sen online olarak e, veriyorsun evet. değil mi? Ben e, seanslar olarak. veriyorum, danışmanlık yapıyorum, e, telefonla falan yapıyorum genelde. Akya ya da beklerim herkese yüz yüze yapmak. Online olarak için. Veriyor. Efendim, veriyorum. Ben öyle aldım zaten ee, ilk danışmanlık. Evet. E, yakın zamanda eğitim de vermeyi düşünüyorum inşallah. Numeroloji ee, ile ilgili. Evet evet evet. Ee, bir Instagram sayfam var. Evet. Ee, sayfanın adını da söyleyelim. Sayıların dili. Sayıların dili. Beni Efendim, oradan bulabilirsiniz. Evet. Lütfen. Evet, çok eğlenceli, çok güzel bir e, konu çünkü bu. Evet. Kendinizi tanımanızı <laughs> sağlıyor. Evet kesinlikle. Ee, ve kime baktıysa çıktı. Evet. Yani gerçekten e, evet. biliyor. Yani... <laughs> Biliyor dediğim yani. Bunu çok şaşmıyor bu konu yani. Çok güzel armağanlamışsın. Ee, teşekkür ederim. Valla başarılarının ha. devamını diliyorum. Çok sevgim. sağ ol. Beni kanun ettiğin için çok teşekkür çok, çok ederim. Çok e, memnun oldum. E, çok enteresan ilginç. E, bu doğum tarihinizi şöyle bir hesaplayarak e, gerçekten kaç acaba toplamı? Merak ediyorsanız e, evet. seviyeye başvurup isim soyadınızdan A ayrıca eşinize, sevgilinize tabii da var. Uyum, baktırırsınız. Tabii uyumuna bakıyoruz. Doğacak çocuklara bakıyoruz mesela isim en evet. uygun ne verilmeli aile şeyine göre de annenin babanın ismi do soyadı doğum işte yaklaşık doğum tarihi genelde doğum tarihleri tar belli oluyor. Ismi çok güçlüymüş benim çok. eşimin ismi meğerse Tabii ben ki. bilmiyordum Tabii ki. adamın biri dur o neydi Haluk Kurtçebe mi ismini hmm. mahkeme kararıyla e, hmm. isim bu konuyla uğraşıyor da hmm. Haluk Halukmuş da Kemal hmm. hmm. ekletti hmm. başına. Demek ki Atatürk'ün başarısı hı. da bu güçlü şeyi, Tabii. E, duruşu. Tabii, çok önemli. K ile başlayan isimler çok kuvvetliymiş şey, öyle mi? Onu ee, duymuş muydun? K evet yani ikinci çakra bir empati gücüdür. Hı -hı. E, alma verme çok dengesi verir. Çok kuvvetliymiş. Doğru. Yani evet evet. Ee, işte isimlerle ilgili e, veya e, rakamlarla ilgili doğum tarihinizle ilgili danışmanlık almak istiyorsanız efendim evet. anladınız. Seviye evet. Hanım arıyorsunuz. Ee, evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür geldiğin ederim için. tekrar beni konu ettiğin için. Katıldığın için rica ederim her zaman gene beklerim. Ee, bir sonraki hafta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, Sevgiyle kalın. Mutlu kalın.